Merhabalar efendim, ben Fatih Ceyhan. Bu videomuzda elektronik ihaleler hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz bundan önceki videolarımda da bahsettiğim gibi 2022 Mart ayından itibaren Adalet Bakanlığı tamamen elektronik ortamda sonuçlanacak ihalelere başladı. Güzel bir gelişmeydi. Birçok konuda artıları olan bir uygulamaydı. Ama bugün gelelim ki 15'e yakın ilde şu anda tamamen elektronik ortamda sonuçlanacak ihaleler açılıyor. Ama bazı sıkıntılar var, yaşadığımız, hissettiğimiz. Bu konular hakkında konuşacağız. Şimdi öncelikle artılarını konuşursak, tamamen elektronik ortamda bitiyor olması, yerimizden kalkmadan, bilgisayar ortamında, ihale yerine gitmeden, kimlerle karşılaşacağız diye düşünmeden rahatça teklif verebiliyoruz ve ihalelere katılabiliyoruz. Bu mükemmel bir gelişme, çok ciddi bir kolaylık. Benim bazı arkadaşlarım, çalıştığımız kişiler yurt dışından katılıyorlar mesela. Bu çok ciddi bir rahatlık bu konuda. Onun haricinde şöyle güzellikleri var. İşte dediğim gibi çantacı olayları vardı eskiden. Çantacılar katılıyordu ihalelere. Sizin katılmanızı engellemek istiyorlardı falan. Bu konular ortadan kalkmış oldu. Ben hiç rastlamadım ama işte tehditle ihalelere girilmesini engelliyorlardı. Genelde adliyelerde olduğu için bu tarz olayların olacağını da düşünmüyorum ama söylüyorlardı. Ben hiç görmedim, yaşamadım bu konuda da yine bir şey. Ama bu tarz konular vardı. Bunların hepsi online ihalede bitti. Teklifi kimin verdiğini bile bir görmüyorsunuz. Hatta hani bu bir gergin ortam vardı. İnsanlar teklif verirken aynı ortamda, fiziki ortamda bir böyle göz göze gelme durumu falan vardı. O gerginlik de ortadan kalktı. Tamamen online ortamda herkes bağımsız şekilde teklifini verebiliyor. Ve bu yeni yapılan uygulamayla da satışı yapan birimin bile teklifi kimin verdiğini görmediğini söylüyor sistem. Yani sistem sadece Ankara'daki bu sisteme müdahale edebilecek kişilerin görebildiğini söylüyor. Satışı yapan memurun bile kimlerin teklif verdiğini görmediğini söylüyorlar. Sistemsel bazda. Ama gelelim ki en büyük eksikliklerinden bir tanesi ihalenin süre sınırlı olması. Bu da aslında en yüksek teklifi veren değil de son saniye teklif verebilenin işine yarıyor. Şöyle düşünülebilir tabi bu alıcılar açısından, yani satın alan insanlar açısından. Şansınız yaver giderse son teklifi siz verebildiyseniz karlı durumda gözüküyorsunuz ama ihalenin mantığına aykırı. Niye? Çünkü amaç mala en yüksek, taşınır taşınmaza en yüksek değeri verenin satın alması. Ama bu sistemde baktığınızda en yüksek teklifi veren değil de son saniyede teklif verebilenin aldığı gözüküyor. Yani şöyle bir durum var. Mesela fiziki ihaleye katıldığınızda mübaşir oradan 3 defa bağırır. Satıyorum, satıyorum, sattım diye. Siz ilk satıyorum ve ikinci satıyorum dedikten sonra bile teklif verebilirsiniz. Birisi teklif verdikten sonra tekrar sayar. Satıyorum, satıyorum, sattım. Her satıyorum satıyorum dediğinde siz yeniden teklif verebilirsiniz ve teklifiniz geçerli olur. Ama burada baktığınız zaman şöyle bir durum var elektronik ihalede. Son 10 dakika içerisinde bir kere teklif verdiğiniz teklif süresi bir 10 dakika daha uzatılıyor. Ama ondan sonraki 10 dakikanın sonunda teklif verdiniz, verdiniz, vermediniz bitiyor. Verebildiniz mi, veremediniz mi, sizden yüksek teklif verildi mi o anda onu takip edemiyorsunuz. Bir de teklif verecekken bu çok söylenmeye başladı. Son saniyelerde sistemden atıldığını, yani oturumunuzun sona erdiğini, sistemsel bir hata olduğunu düşünüyorum burada. Tamam, oturumunuz sona eriyor UYAP'ta eğer uzun süre işlem yapmazsanız. Ama kişi eğer son 10 dakikanın bitmesini bekleyip 10. dakikada teklif vermek istiyorsa, sonuçta sayfanın başında bekliyor, hiçbir şey yapmıyor. Yani sistemin hiç yoktan şey yapması lazım. Teminat yatıran kişileri sistemden atmaması lazım. Oturumun süresini uzun tutması lazım diye düşünüyorum. Oturum sona eriyor. Siz son dakika teklif vermeye çalışırken o arada tekrar oturum açmaya çalıştığınızda zaten süre bitmiş oluyor. Veyahut da son saniye teklif verecekken yanlış teklif verme olasılığı çok artıyor. Fazla sıfır, o olayın heyecanıyla fazla sıfır atılıp çok yüksek teklifler verilebiliyor. Yani burada bence Adalet Bakanlığı'nın tekrardan gözden geçirip bu satıyorum, satıyorum, sattım süresi kadar ihaleyi her seferinde uzatıyor olması gerektiğini düşünüyorum ki mal gerçek değerini bulsun. Bu konuda da bence birlik olup hep beraber Adalet Bakanlığı'na bu konuyu, kanun yapıcılara özellikle bu konuyu iletmemiz gerekiyor. Ben elimden geldiği kadar sağa sola yazıyorum ama tabii tek başına olmanın da bir anlamı yok. Birlik olmak gerekiyor. Çünkü tamam, dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Malı alacak kişi, satın alacak, yani bizler tarafı da baktığınızda mantıklı gözüküyor olabilir. Yani ucuza mal alma ihtimalimiz oluyor. Ama bu ihalenin mantığına ters. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı bu iş ihalenin mantığına ters. Yani amaç taşınırı taşınmazı en yüksek teklif veren kişiye satmakken, daha yüksek teklifler alabilecekken teklif alınamaması. Ha, bu da şunu doğuruyor. Tabii insanlar bu sefer şeye dönüyor. Mesela bir avukat arkadaşımız şey diyor. Bana müvekkilim geliyordu. Arkadaş, bana şu taşınmazı üst limitin şu. O limite kadar
teklif vererek satın al diyordu. Ben de o limiti bildiğim için, yüksek bir limit, rahatça fiziki ihaleye girip istediğim gibi alıyordum. Müvekkilime de söz verdiğimi yapmış oluyordum diyor. Ama şu an diyor öyle bir şey yok diyor. Yani üst limit veriyor ama direkt üst limiti versem sıkıntı yaşıyorum. Alt limitlerde devam etsem ihaleyi kaybetme olasılığım var. Bu sefer müvekkilim niye almadın diyecek diyor. Üst limit versem niye bir anda bu kadar yükselsin diyecek diyor. Bu tarz sıkıntılar var. Yani bizim için de öyle. Bu sefer hani yeni çeşit işte uygulamalar, insanlar son saniye farklı teklifler vererek bu sıkıntıyı aşmaya çalışıyor ama dediğim gibi son saniye teklif vermeye çalışırken de bu da başımıza geldi. Benim başıma da geldi. Bir arkadaşımızın başına da geldi. Son saniye teklif vermeye çalışırken bu sefer sistem oturumu kapattı. Yine teklif veremedik. Bunu sadece ben yaşamıyorum. Bana ulaşan insanlar da son saniye oturumu kapandığını, yeniden oturum açmaya çalışırken de teklif veremediğini söylüyor. Ama bunu yönetmelikte son 10 dakika içerisinde teklif vermeye engel bir teknik neden olduğunu hissedersek bir gün uzatacağız diyorlar ihalenin tarihini. Ama bu da yine şeyi netleştirmiyor. Yani sizin oturumunuzun kapanması bu teknik nedenlerin içerisinde gözüküyor mu, gözükmüyor mu? Bu sefer de oturumu kapanmayan kişiye haksızlık oluyor. Yani teklif bir daha uzatılırsa. Yani burada bir sıkıntı var benim düşüncem. Bu satıyorum sattım süresi kadar en az 30 saniye gibi 20 saniye gibi her son teklifte bir 20 saniye uzaması gerektiğini düşünüyorum. Veya 30 saniye uzaması gerektiğini düşünüyorum. Böylelikle satılan ürün gerçek değerinde veya gerçek değerine yakın ürün son saniye teklif verene değil de gerçekten en yüksek teklif verene satılmış olur. Bu da ihale mantığına oturmuş olur. Gerekirse ihale bir saat uzatsın çok önemli değil benim görüşümce. Ama ürünü gerçek değerini veren, gerçekten istekliye satılması. Bu hem alacaklı için hem borçlu için ideal bir uygulama olacağını düşünüyorum. Tamam biz alıcılar için son saniye ucuz ürünler alabiliriz gibi gözüküyor ama bu hem haksızlık oluyor hem de gerçekten değerini veren değil de o dediğim gibi son saniye teklif verebilen için güzel bir ürün oluyor. Yani güzel bir satış oluyor. Onun haricinde dediğim gibi artıları olarak da en güzel tarafı hiç kimseyle muhatap olmadan online ortamda kendi kişisel konfor alanınızdan çıkmadan teklif verebiliyor olmanız da mükemmel bir olay. Fiziki ihaleye gitmeden, katılmadan teklif verebiliyor olmanız mükemmel bir olay. Bu emin olun katılımı yükseltecek ve ürünün gerçek değerine yaklaşmasını sağlayacak bir uygulamaydı. Çünkü birçok insan online'da teklif veriyordu ama fiziki ihaleye katılmıyordu. Belki fiziki ihaleye katılsa fiyat biraz daha artırabilecekken katılmıyordu. Bu son saniyelere kadar teklif verebiliyorlar artık onlar da. İnşallah sesimiz duyulur. Ben gerekli yerlere yazdım. Adalet Bakanlığı'na bir iki yere yazı yazdım. Sizler de yazabilirsiniz. Bu konuda davet ediyorum. Dediğim gibi ihalenin mantığına ters bu sürenin sınırlı olması. Son kez tekrar ediyorum. Bu şekilde olması ihaleye en yüksek teklifi verene değil, ihalede şans eseri son saniyede teklif verene ihale ediliyor bu iş. Bu da alacaklı ve borçlu arasında da mağduriyet doğurduğuna inanıyorum. Borçlunun taşınır taşınmazı malı ucuza satılmış oluyor. Alacaklı belki alacağının tamamını alamamış oluyor. Böyle bir sıkıntı oluyor. Elimizden geldiğince bence Adalet Bakanlığı'na bu konuyu duyurmalıyız. Ama en güzel tarafı da hiç kimseyle muhatap olmadan, evinizdeki konfor alanınızdan çıkmadan ihaleye katılabiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizlerden de yorumlarda sizin yaşadığınız sıkıntılar veya aklınıza gelen öneriler kısmında yorumlara yazmanızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.